Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 3-4-5 yayınlarının hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabında daha doğrusu birinci kitabında son konunun yani çokgenler konusunun çözümlerine başlıyoruz. Evet bu videoda ne yapacağız? Bu videoda kazanım odaklı sorular kısmındaki birinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız büyük kenar sayılı çokgenler. Büyük kenar sayılı çokgenler gördüğümüz zaman biz genelde dış açılardan böyle yola çıkarız arkadaşlar dış açısını yazıp ona göre işlem yaparız. Yani dış açıya yoğunlaşacaksınız. Mesela bu açıda bu düzgün çokgen demiş. 108 dereceymiş. Bunun dış açısı alfa. E, bunun da dış açısı alfa. E, buradan alfa zaten çıkıyor. Alfa kaç çıkıyor? 2 alfa artı 108 eşittir 180'den. Buradan 72 çünkü alfayı da 36 buluruz. Dış açıyı bulduktan sonra 360 bölü 36 da bize kenar sayısını verir. Yani 10 kenarlı olduğunu söyler. Yani genelde hep dış açılara yoğunlaşacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Hadi biz teste başlayalım şöyle bir. Düzgün çokgen verilmiş. Düzgün çokgen kaç kenardır diye soruluyor. Hemen dış açıya yoğunlaşıyoruz. Hocam dış açısı burası. Alfa. Burası da dış açısı. Bütün düzgün çokgenlerde dış açılar birbirine eşittir. Alfa. 2 e, alfa 90'a eşit. 2 alfa artı 90 eşittir daha doğrusu. 180. Alfayı da böylelikle 45 derece buluruz. Alfa 45 ise 360'ı 45'e böldüğümüz zaman kenar sayısını buluruz. Yani kaç çıkar? 8 çıkar. O zaman bu da 8 gen olur. Yani birinci sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik 2'ye. Dış açıyı yoğunlaşacağız. Alfa isteniyor bizden. Düzgün 18 gelmiş. E 360'ı 18'e böldüğümüz zaman 20. Dış açısı 20. Hocam burası 20 derece. Bak burası da dış açısı 20. Hocam dış açısı 20 ise burası kaç çıktı? 160. E o zaman burası da 160. E şurada bir şeyler mi var arkadaşlar? Şuraya bakacak olursanız. Burada ne var? Bir boynuz var. E boynuzda şu üçünün toplamı eşit olmuyor muydu? Evet. Yani 20 artı alfa artı 20 eşittir 160'dan. Alfayı da böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani ikinci sorunun doğru cevabı akçay oldu. Geldik 3'e. e düzgün ongen demiş. Hemen ne yapıyoruz? 360'ı 10'a bölüp dış açıyı buluyoruz. Dış açımız kaç derece? 36 derece. Eyvallah. Bunu bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şunu bir kare demiş. Kare dediğinden dolayı şu eşitleri şöyle bir yazsak, bir ikiz kenarlık gelir mi ekstradan? Gelmez. Gelse bile 90 45 45 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten karenin köşegeninden dolayı da onu söyleyebiliyoruz zaten. Neyse buraya 45 derece. Buranın da 45 derece olduğunu biliyorum. X'i bulmam için nereyi bulmam lazım? Benim yani şuradaki açıyı bulmam lazım. Gençler şimdi düzgün çok etrafında çember çizilebildiği için çember yöntemiyle de sonuca ulaşabiliyoruz. Hatta ben köşeden çıkan açılarda şöyle bir şey söylüyordum. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı 2 alfa diyordum. E buradaki şuna bakacak olursak burası nedir? İki kenarı görüyor değil mi? İki kenarı gören açı 2 alfadır. E hatta dış açısı da neydi? 2 alfaya eşit diyorduk. Çünkü niye? Şunu şöyle çizecek olursak burası da bir kenarı görüyor. Burası da bir kenarı görüyor. Ve bunlar birbirine eşit. x kenardan dolayı ikisinin toplamı da bir dış açı olacağından. Hani bir kenarı gören alfa bir kenarı gören alfa. 2 alfa eşittir 36'dan bir kenarı gören açıda kaç çıkıyor? 18 çıkıyor. O zaman alfa 18 çıktıysa burası kaç çıktı? 18 ise 36 çıktı. E x açısı da neye eşit olacaktır? 36 ile 45'in toplamına eşit olacaktır. Bu da kaç yapıyor? 81 yapıyor. Yok 81 mi yapıyor? Evet 81 yapıyor. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevap böylelikle harf oldu. Böyle ee, çok büyük sayıda çok çevre açı mantığından dolayı işte köşeden çıkan açılarda kenar sayısını gören açılarla doğru orantılı olacak şekilde söyleyebilirsiniz. Yani bir kenarı gören alfa ise iki kenarı gören iki alfa. Üç kenarı gören üç alfa. Hatta dış açısı da iki kenarı gören açıya da eşittir diyebilirsin. Bunu konu anlatımında zaten anlattık. Geldik dörde. Düzgün çokgen demiş. Düzgün çokgen kaç kenardır? Düzgün çokgenin kaç kenarları olduğunu bulmak için tabii ki dış açısı lazım bize. Hocam dış açısı. E dış açısı nedir? Hop şunun uzantısı ya da hop şunun uzantısı şeklinde söyleyebilirsin. İstediğin şekilde yap. Hiç fark etmez. Hadi bakalım şunun uzantısındaki dış açı işte ben şuradaki açıyı bulursam olay bitti. Hocam bu kare olduğundan dolayı 90 derece. Sonra 90, 48 daha 138, 180'e tamamlayanı kaç çıktı? 42 mi çıktı burası? Evet. E bunu eşkenar üçgen değil miydi bu? Evet bir de eşkenar üçgenden bahsetmiş. 42 artı alfa eşittir 60 olduğundan alfayı da buradan 18 derece olarak buluruz. Evet dış açısı 360 18 ise 360'ı 18'e böldüğümüz zaman kenar sayısının da 20 olduğunu buluruz. Yani 4. sorun doğru cevabı edremit oldu. Geldik 5'e. Şekilde bir kısmı gösterilen siyah düzgün 18 gen ile kırmızı düzgün 12 genin birer köşesi ortak ve kenarlar arasındaki açı 20 derece verilmiş. Evet siyah ne verilmişti arkadaşlar? 18 gen verilmişti. Dış açısı bizim için önemli mi? Önemli. Hemen dış açısına yoğunlaşalım. Dış açısı mesela neresi? İşte tam olarak burası. Şu siyahın dış açısından gidelim arkadaşım. Şöyle. Bunun dış açısından gidelim. Evet. Şunun dış açısından gidelim. Dış açısı kaçtır? 360 bölü 18'den kaç çıkıyor? 20 mi çıkıyor? Evet. Şurası 360 bölü 18'den 20 olması lazım dış açısı. Aa hocam şöyle bakacak olursak bu zaten direkt şu siyahın şuradaki açısı bak uzantısı şöyle 20 derece oldu. Yani burası direkt dış açısı oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi düzgün 12 kırmızıgıda yani kırmızı gıda düzgün 12 gen yani 360 bölü 12 dediğimiz zaman kaç buluruz? 30. Düzgün 12 yani bir dış açısı da burası da 30 derece buluruz. İç açısı kaç çıkar? 150. İç açısı 150 ise o zaman buradaki açımız kaç derece oldu? 130 derece oldu. E biz buradakinin siyahın dış açısının 20 derece olduğunu biliyoruz. Yani buradaki açının kaç derece olduğunu söyleyebiliriz? 160 derece olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 130 artı x 160 olacağından dolayı x de böylelikle kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani 5. sorunun doğru cevabı akçay oldu. Geldik 6'ya. Düzgün 15 gen. Düzgün 15 iken 360'ı hemen ne yapıyoruz? 15'e bölüyoruz. 360 bölü 15 kaç çıkıyor arkadaşlar? Sanırım 24 çıkıyor. Evet dış açısı 24. E hocam dış açısı 24 ise şöyle dış açısı 24 ise şunlar birbirine eşitse 2 iç açı bir dış açıdan burası 12 burası 12 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde burası da dış açısı 24 ya burası da 12 burası da 12 oldu. E, ya da şöyle yapabilirdik. İkisi kenar ya burası 24 ise burada kaç ya kaç derece kaldı? 180'den 24 çıkar. 156 kaldı. 180'de 156 çıkartıp 2'ye de bölebilirsin. E şurada kaçın tamamı kaç? 156. Hocam burası 156 iç açısından dolayı. O da neye eşit? Alfa alfa artı 12 artı 12 kaç eşit olmalı? 156 eşit olmalı. Alfa buradan 156 eksi 24 yapar. Alfa da böylelikle 132 mi yapar? Evet. Böylelikle 6. sorunun doğru cevabı Cihan oldu. Geldik 7'ye. Bir düzgün dokuzgenin kenarları üzerinde şekildeki gibi yerleştirilen eşkenar üçgen ve karenin oluşturduğu x açısından bahsediliyor. Arkadaşlar karenin kenarları bu. Düzgün altıgenin kenarları da bu. Şöyle düzgün altıgen düzgün dokuzgeni pardon. Eşkenar üçgenin de kenarları bu. E o zaman burası 90 derece. Düzgün dokuzgenin bir dış açısını bulalım. 360 bölü 9'dan 40. Hocam dış açısı 40 derece ise iç açısı kaç yapar? 140 derece yapar. O zaman iç açısı 140 yapacağından buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Çünkü 90'ı burada 50'si burada. E burası da 60. E o zaman burada kaçı? Güzel bir açı çıktı. 110 derece oldu. Şurada kaçı? 110. 180'den şurada da bir ikiz kenarlık çıkmadı mı? Çıktı. Evet şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. 180'den 110 çıkar. 70. 2'ye böl. 35. 35 yapar. Dolayısıyla x açısında 35 derece olarak buluruz. Yani 7. soru Denizli oldu. Geldik 8'e diyeceğim ama TYT 2018'de çıkan bir soru kanalımda çözemiyorum. Nereden uygulamadan bakarsınız. Böylelikle ilk testi bitirdik mi bitirdik o zaman ne diyoruz? İkinci bölüm testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.